Evlatlar ya sarayına. Ya Rabbim, anamızı, babamızı, bütün geçmişlerimizi affeyle. Üzerimizde kul hakkı bırakma. Bizler borcumuzu öderken ve tahsil ederken kolaylık gösterdiğin kullarından eyle. Böyle emci başı, sahibi. Hem bu mücveleci merhaba beşi. Bu faziye ve bütünleri emre kuvve heyse beşi. Sağ ol. Hizmetkar yapılan, gerçek anlamda Zeynel Burker, en çok çok mutluyum ben sizlerle. Eş başkanım. Eş başkanım. Yani sadece biz şey, bu kadar okuyacak, şu kadar destekler görecek, ev kadınız bize olur. Eş başkanım. Doktor olabilir. Yani bütün meslek alanında. Evet. Kesinlikle. Olmaz zaten. Bakın ne diyorlar işte bir proje olarak gelmiş buraya. İşte deme yardım edecek, dem çıkacak. Hayır öyle bir şey, kesinlikle yapamazsınız, ucundan geçirmeyin. Şefler dönüp diyor ki, bunlar diyor, eğer benim çıkmamam için deme destek verecekler. Böyle bir şey yok. Bizim güvendiğimiz iki yer vardır. Biz kimseye biat etmeyiz. Bir Allah'a biat ederiz, bir de hakkımıza biat ederiz. Erbeci, Erbeci başlar. Karşılaşıyorsunuz. İnsanlar buradan geçmeye korkuyor. Çocukları da buradan geçmeye korkuyor. Çocuklar buradan geçmeye korkuyor. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış durumda. AK Parti yönetiminin elinde olan belediyenin yaptığı hizmet bu kadar işte. 15 aydır halen yıkılmayı bekleyen binalar hayatta. Hiçbir güvenlik önlemi de yok. Ben de bundan daha fazla yapamayacağımız bir şey yok. Bizim alnımız açıyor. Başımız bu şehirde de rahatlıkla yiğit yiğit o kadar güzel dolaşıyoruz ki insanlarımızla göz göze, gönül gönüle, el ele o kadar rahat beraber olabiliyoruz. Çünkü önümüzde, arkamızda kirimiz yok. Pisliğimiz yok, hırsızlığımız yok, rantımız yok. Ama halkın hakkını, hukukunu çalanlara da bir hesabımız var.